Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı, sadece 4 malzemeden oluşan orijinal bir ekmek tarifi vereceğim. Özellikle sağlıklı beslenmeyi seven, kilo vermek isteyen ya da farklı tatlara düşkün olanlar eminim bu ekmeği çok beğenecektir. Şimdi yapılışına geçelim isterseniz. 4 tane yumurtamız var. Bu unsuz ekmeğe kıvamını öncelikle yumurta verecek. 4 tane yumurta size çok görünmesin. Oldukça bereketli, en az 10 dilim çıkan, küçük görünen ama çok doyurucu dilimleri olan bir tarif bu. 4 tane yumurtayı güzelce çırptık. Şimdi 1 çay kaşığı tuz koyuyorum. Tuzu da çırpıyorum yumurta ile birlikte iyice. 1 tatlı kaşığı karbonat, çok tepeleme koymayın. Üzerine de 1 yemek kaşığı limon suyu koyuyorum. Hem karbonatı aktive ediyor, hem kokusunu gideriyor limon suyu. Şimdi 1 su bardağı tahinimiz var. Benimki biraz koyuydu. Büyük kavanoz tahinimin biraz alt kısmı koyulaşır biliyorsunuz. Sizin sıvı da olabilir, koyu da olabilir. Nasılsa evdeki tahininiz ona göre 1 su bardağı koyun lütfen. Ben bu ekmeği cevizli yapmak istedim o nedenle bir yemek kaşığı dolusu dövülmüş ceviz koyuyorum Gördüğünüz gibi karıştırdıkça malzeme pürüzsüz bir hal aldı Şimdi onu Küçük baton Kalıplar vardı ya kek kalıpları iki boydur onlar küçük olanına 20-22 cm uzunluğunda olana Güzelce Kalıbı yağladıktan sonra boşaltıyorum eğer arzu ederseniz kalıbın içine yağlı kağıt da yerleştirebilirsiniz. Ama bence bu tarifte hiç kağıt israfına gerek yok. Sıvı ya da katı yağ ile yağlayın o kolaylıkla çıkacaktır. Ben ekstradan ceviz serptim, susam ve çörek otu serptim. Temel 4 malzeme haricinde bunlar şart değil ama ekstra güzellik sağlıyor. Koymanızı tavsiye ederim. Önceden ısıttığım 165 derecedeki fırının borcam olduğu için en alt rafına koyuyorum. Çünkü altı geç pişiyor borcamların. Artık çoğu tarifte bunu tekrar ediyorum. Sürekli beni takip edenler biliyordur. İlk 25. dakikada baktım. içi biraz ıslaktı. Tekrar kapattım. Bir 10 dakika daha pişirdim. 35 dakika olduğunda baktım ki Gördüğünüz gibi içi de tamamen pişmiş. Daha fazla kurutmayın. Yani 20-25 dakikadan sonra bakın lütfen. Kuruduğu an alın. Çünkü içinde ekstra bir yağ olmadığı için daha fazla kuru bir ekmek olmasın. Tam kıvamında, ölçüsünde. Şimdi göreceksiniz. Dilimleri sünger gibi nefis bir ekmek oldu. İnanın ben de bu sizlerle paylaştığım tarifler sayesinde kolayca 16 kilo verdim. O unsuz mercimek ekmeğim var ya benim hani milyonlar izlenen. O zaten sık sık evimde me mevcut. Kahvaltıda ya da yoğurtla birlikte ya da çay yanında. O benim çok kurtarıcım. Ama ikinci olarak da bunu tercih edebileceğim. İçine hatta keten tohumu da eklemeyi düşünüyorum bir dahaki yaptığımda. Şimdi lütfen dilimlerin sesini bir dinleyin. Kahvaltılarda ve çay yanındaki eşlikçiniz sağlıklı Unsuz tahinli ekmeğimiz hazır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman bütün tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Benim Instagram adresim huzurlu alt mutfak. Hangi tarifim olursa olsun yaptıklarınızı bana oradan DM'den atabilirsiniz. Ben de onları story'de paylaşmak isterim. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.